Bisikletle kilo vermek. Evet, bu konu, yani kilo verme konusu aslında çok fazla pazar tarafından kullanılıyor. Geniş bir pazar, hem de insanların ihtiyaç duyduğu, çok da aslında bilgi sahibi olsa da sonuçların aslında doğru yöntemleri uygulayarak uzun vadede sonuç gösterdiği için daha böyle kısa yollara başvurduğu yöntemler oluyor tabi. Bu da art niyetli insanlar tarafından böyle hemen para hırsı ile yanıp tutuşan insanların çok avantaj sektör haline getirip işte çeşitli ilaçlar, çeşitli işte besin grupları, takviyeler, bilmem neler falan, hani tabi ki burada işe yarayanlar da var, onları ayırmak gerekiyor. Ama böyle şarlatanlığını yapan bu işin çok fazla. Yok zayıflama bilekliği, yok bilmem nesi, hani yok zayıflama öpücüğü. Hani bunlar artık hani mide bulandırmaya çok uzun zamandır başlamıştı. Hala da devam ediyor bu şarlatanlıklar. Ve biz burada bisiklet sürerek kilo verebilir miyiz? Bunu inceleyeceğiz aslına bakarsanız. Yani kilo vermek ya da almak. Daha önceden de anlattığım bir olay. Hani kalıcı kilo vermek galiba. Nasıl kilo veririz? Neden kilo veremiyoruz? Videomda işlemiştim zaten bu konuyu. Yani bizim burada kalori açığı oluşturmamız gerekiyor. Gün içerisinde aldığımız kalori, gün içerisinde yaktığımız kalori. Bunları oranlarını hesapladığımız takdirde kilo alırız ya da veririz. Bu A yöntemi olur, B yöntemi olur. Hiçbir şey yapmamak olur, yüzmek olur, yürümek olur. Hiç fark etmiyor. Bunları tamamen sizin seveceğiniz, istediğiniz ve uzun vadede yapabileceğiniz sporlardan seçip bunlardan birine gitmeniz gerekiyor. Bisiklette sürerek kilo verebilir miyiz? Evet, verebiliriz. Hayır, veremeyebiliriz. Nedeni şu: eğer ki ben bisiklet sürüyorum deyip günlük normalde 3000 kalori alıyorken 5000 kalori alırsam ve bisiklette sadece ben artıdan 200 kalori yakarsam kilo veremem, aksine alırım. Ama şimdi ben bisiklet sürerken kalori eksiği açığı oluşturursam, yani 3000 kalori alıyorumdur, bisiklette de yine 3000 kalori yakıyorumdur gün içerisinde, bisiklet sürmeye başlarım, ekstra bunu 3200 kaloriye çıkartırım, o 200 kaloriyi günlük kaybederek kilo veririm. Yani sağlıklı bir vücutta mekanizma budur. Bu şekilde ilerler ve kilo veririm. Bir de bisikletle tempo tutmam gerekiyor. Yani ekstra böyle bir anda faydasını görebilmem için. Yani nabzımın bir 120'lerin falan üstüne çıkması gerekiyor ki bisiklet üstünde efor sarf ederken bir işe yarasın. Yani bisiklete bindim, lay lay lom geziyorum. Yani bu o zaman bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmak oluyor. Spor olmuyor. Çünkü normal yürürken de hemen hemen o gezme havasında kalori yakmıyorsunuz neredeyse. Yani nabız çok düşük olduğu için. Ve vücut buna uzun vadede adapte de oluyor. Eğer siz yıllarca işte işe ne kadar uzak olursa olsun aynı tempoda tintin gidip geliyorsanız burada kalori yakmıyorsunuz. Sadece artık vücudun alıştığı normal bir gidiş geliş aktivitesi olmuş oluyor. Bir toplu taşımaya göre, bir arabaya göre faydaları var mı? Elbette ki çok fazla faydası var. Ama bunun yanında sizin ekstradan kilo verdirecek ya da size ekstradan ikinci, üçüncü poğaçayı yedirme hakkı verecek kadar bir fark değil. O yüzden burada aslında şöyle bir handikap oluşuyor. Nasıl olsa ben işe bisikletle gidip geliyorum, her gün işte şu kadar kilometre pedal çeviriyorum diyerek buna güvenip sonrasında ekstradan porsiyonlar çıkartıyoruz. Ekstradan işte bir künefe daha yiyoruz falan. Ya da normalde ben tatlıdan uzak duruyorken ya ben artık işe bisikletle gidip geliyorum deyip künefelere dadanmaya başlıyorum. Ne oluyor bu sefer? Yaktığım kaloriden çok daha fazlasını almış olmaya başlıyorum. Bu sefer kilo alıyorum. Sonra ne oluyor? Bisiklete bindim, kilo verdim. Kilo aldım, pardon. Öyle bir şey yok. Halbuki tamamen konu seninle alakalı. Eğer sağlıklı bir vücutsa böyle bir şey mümkün değil. Burada unutmamanız gereken şey: hareketinizi, sporunuzu en sevdiğiniz branştan, en sevdiğiniz, en keyif aldığınız ve en önemlisi hayat boyu devam ettirebileceğiniz şeyler olması gerekiyor. Hayatınız boyunca futbol oynayabilir misiniz? Hayır. Bir 70 yaşındaki dedem o tempoda futbol oynayamaz. O zaman tercih etmeyeceksin. Hayatın boyunca yürüyüş yapabilir misin? Hızlı tempo yapabilirsin. 70 yaşındaki dedem yapabilir mi? Yapabilir. O zaman tercih edeceksin gibi. Bunu bu şekilde örneklendirebiliriz. 70 yaşında bisiklet sürebilir misin? Pekala, sürebilirsin. Eğer fiziksel bir problemin yoksa tabii ki de sürülür. Bunları bu şekilde kriterlendireceğiz. Sporlarımızı, branşlarımızı böyle ayıracağız. Ve bunun neticesinde de sağlıklı, mutlu, bir huzurlu hayata erişeceğiz. Ama bunu çok böyle kompleks, çok böyle sağa sola sorup işte öyle mi böyle mi, burada iş kişiye düşüyor ve kişinin kendine uygun olan sporu kendine uygun olan şekilde yapıp devam ettirmesi gerekiyor. Haftada bir gün yap, haftada iki gün yap ama sürekli yap. Ya da günde 10 dakika yap, 15 dakika yap ama her gün yap. Önemli olan
düzenli disiplini sağlayıp bunun devamlılığını getirmektir. Yani ben bir ay boyunca çok güzel her gün disiplinli uyudum. Günde 1,5 saat yaptım. İkinci ay saldım. Çok da bir anlamı olmuyor. Ya da işte ilk ay çok müthiş, ilk hafta çok harika işler çıkardım. Şu kadar kiloların altına girdim. Ya da 9 ay boyunca sürürüm. 9 ay sonunda bıraktım. Yani gene o 9 ay senin için çok harika, verimli geçmiş oluyor. Ama 9 aydan sonra senin hiçbir yararını sağlamıyor yani. Öyle düşünebiliriz ve bu işi artık hani kendinize stres faktörü olarak işte çok da böyle ekstra şeyler getirerek yapmayın. Bir şeyler almanıza gerek yok. Başlamak için hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Mükemmel olmak için başlamak zorundasınız. Ama başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bütün bunlara dikkat ettiğiniz takdirde sorunsuz, sıkıntısız başlayıp başladıktan sonra da beğenmeyebilirsiniz. Gayet normal. Değiştirirsiniz. İşte bu yüzden başlarken masrafa girmeyin. Sonrasında baktınız beğendin, gidiyor iş. O zaman masrafa girebilirsiniz. Diğer türlü ne oluyor? Bir sürü alet edevat alıyorum, o başlayacağım oley. Ve sonra bırakınca hepsi çerçöp olmuş oluyor. Paranla yazık oluyor. Yapmıyorsun bir tarafa, öbür taraflar da kalıyor. Yani bu işi buna göre yapmak, keyif almak önemli. Başkasının takdiri için ya da başkasının beğenisi için zaten bir şeyler yapılmaması gerekiyor. Siz kendinize aynaya baktığınızda beğeniyorsanız olay bitmiştir. Bir başkası için bir şeyler yapmaya başladığınızda insanları asla memnun edemezsiniz. Birini memnun edersin, öbürü memnun olmaz. Öbürünün fikri biraz daha eh be şöyledir, öbürününki başka bir şeydir. Bunlar umurunuzda olmasın. Tek kriteriniz, tek kendinizi kıyaslayacağınız şey dünkü haliniz, geçen yılki haliniz. Yani yine kendinizi kendinizle kıyaslayacaksınız. Başkalarıyla değil. Herkes aynı şartlarda değil. Herkes aynı imkanlara sahip de değil. Bu yüzden siz kendinizi dünkü halinizle kıyaslayıp, geçen yılki halinizle kıyaslayıp ona göre çıkarımlar yapacaksınız. Daha iyi veya daha kötü. Her zaman daha iyisini hedefleyip daha kötüsü olursa da durumları düzeltme yönüne gideceğiz. Daha kötüsü olursa da yine durumları düzelteceğiz. Yine tekrara düştüm. Daha iyisi de olursa da mutlu bir şekilde devam edeceğiz. Kriterimiz kendimiz. Evet, konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.